Onerci. Yeşil sahalarda görmeye alışkın olmadığımız bir turnuvaya gidelim şimdi. Bu sıra dışı turnuvada sahada ter dökenler kadın, tribünde izleyenlerse erkekti. İş dünyasının ünlü kadınları Anne Çocuk Vakfı için yeşil sahaların tozunu attırdı. Pas verdiler, çalım attılar, şut çektiler ve topu ağlarla buluşturdular. Yeşil sahaya bu kez onlar çıktılar. Üstelik çok iddialıydılar. Biz iddialıyız. Devam ederiz ama. Ama yenilmişiz. Yenilen bir iddialıyız. Biz bu sahaların tozunu arttırmaya geldik. Cinsiyetçi sisteme gol atacağız. Sadece evde baklava börek açmıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi stadında kızlar sahada etkinliğinin dördüncüsü başladı. Erkeklerin olduğu her alanda biz de varız diyen kadınlar futbol turnuvası yaptı. Kadınların bir kere erkeklerin daha hakim olduğu bir sahada güçlerini gösteriyor biliyor olması çok etkileyici. Kadınlar sahada, erkekler tribündeydi. Ben çok keyif alıyorum. Çok yetenekli futbolcular da var aralarında. Aslında birçoğu kurumsal şirketlerde çalışan iş kadınları bugün özel topuklu ayakkabılarını çıkardılar, krampon giydiler, sahaya çıktılar ve açtıkları pankartlar da çok yaratıcı. Merve'lerle maça gidiyoruz babacığım. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde offside'da kalma ve rejimdeyiz yemeyeceğiz. Yeğeninizle geldik efendim, sizi izleyeceğiz. Çok mutluyum. En küçük taraftar, en özel taraftar benim için. Turnuvanın mimarı Melis Abacıoğlu Sezener, 6 aylık bir anne adayı. Benim bir kız arkadaşım bana telefon açtı ve dedi ki hadi gel akşam futbol oynayacağız. Hiç beklemediğim bir şeydi. Akşam sahaya gittim ve gerçekten hayatım değişti. Ya o takım ruhunun içinde olmak, onu deneyimlemek. Turnuvaya çoğu daha önce futbol oynamamış 1000 kadın katıldı. Her takımda 8 oyuncu, 8 de yedek var. Görünüşe göre çocuk da yaparım, kariyer de yaparım, aynı zamanda futbol da oynarım denmiş bir kere. Evet, dendi ve ispatlandı şu an. Ya onlar için de eğlenceli. Evet. Anne sen futbolcu mu oldun diyor bana. Eğleneceğiz, eğlenmeye geldik, herkes eğlensin. Kadınlar sadece futbol için değil, eğlenmek ve sosyal sorumluluk projesine destek olmak için sahaya çıktı. Gelirin tamamı Anne Çocuk Eğitim Vakfı Açev'e bağışlanacak. Etkinlik bir hafta sürecek. Kimileri Amerika'ya yerleşmenin hayalini kurar.